İyi otur Gözlem'le. Bak hala bu, o gün sana ben demedim mi diye Rabia ile konuşuyor. Bak hala da ben sana o gün demedim mi diye onunla konuşuyor. Peki Barış'a mı güvenmiyorsun, Rabia'ya mı güvenmiyorsun? Gerçi kimseye güvenmiyor. Rabia değil hayatım burada. Sen de ama olsaydın. Ama şu an öyle bir algı yaratıyorsun. Gizem ama bak Rabia konu çünkü. Sen de olsaydın gelip önce bak onu çağırdım ya ben hani Rabiş'in yanında. O kendine göre kıskandığımı düşünmüş gitmiş Rabiş'e. Önce bana sorması gerekmiyor muydu? Evet. Sen beni hani kıskandım neden bu tepkiyi verdin demesi gerekmiyor muydu? Neden gidip onunla tekrardan konuşuyor? Bak şimdi aldı yine karşısına onu anlatıyor, olanları anlatıyor. Şu an şurada konuştuğumuzu anlatıyor. Bak, şu an şurada konuştuğumuzu anlatıyor orada. Çok yanlış. Ya böyle saçma şey olur mu? Ama bunu da idrak edemeyecek çok kadar yanlış değildir herhalde. O da yani. Acaba bile bile mi yapıyor? Ispatlamaya çalışıyor. Ben sana arkadaşla geldim, şöyle oldu, böyle oldu, şunu söyledim, bunu söyledim. Ama Gamze bunu anlamıyor şeklinde şeyler, cümleler kuracak. Allah Allah, ben dedim ki her şey çok güzelken bana niye muhatap olma diyorsun? O senden rica etmiş konuşurken, demiş ki bak biz şu anda konuşuyoruz ama bunu paylaşma, biz bir kendi içimizde çözelim demiş. Senin şu anda gelip burada arkadaşlara anlatman da onu kıran şey... Abi neyi çözeceğiz içimizde Allah'ını seversen ya? Şu anda zaten kötü niye tamam, bağırmadan bu evde yaşanan ilişkileri herkes hani yorum yapabiliyor. Ya yorum yapsın hani abi, ben aramda bir şey yok ki. Ama orada, hani, orada rica etmiş, konuş. Şu an biz konuşuyoruz. Rica edecek bir ilişkileri yok ya abi ortada. İlişki var mı diyor kadın. Burada VTR'lerde işte kritikte tartışırken hepimiz gülmüyor muyuz arkadaşlar? Bir şey de olduğunda ilk şey bana yok, gelsin şey sorsun diyor. Başkasına sorsun demiyor. Gittim ona sordum, söyledim. Şu anda bak ya, aralarında daha sizin bu VTR'ye verilse, kritiğe verilse tamam konuşulun da şu an daha siz birbirinizle anlatmadan bir başkasına anlatmak. VTR arasında kamera içerisinde yayında olduğumuz bir durum değil. Kamera içerisinde olan bir durum değil Aycan. Benim set arasındayken gidip zaten Rabia'ya bu şekilde söylüyor. Kardeşim şunu diyorum, önce bir karşılıklı münakaşa etmemişsiniz, konuşamamışsınız ve ortak noktada buluşamadıktan sonra bak, insanlara ne anlatacaksın? Oraya başka bir sen şey diyorsun, o şekilde söylememiş. Buraya gelince böyle oluyor, Aycan başka bir şey diyor, o başka bir şey diyor, ben başka bir şey diyorum. İşte bu ne oluyor biliyor musun? Senin Gamze ile olan ilişkiye başlama durumundan çok önemli ya bu konu. Senin peşinde şey yaptın, sen onu kıskandır Gamze. Yap ama. Hiç umursama. Boş ver. Bırak o seni kovalasın. Ki kovalayacak da kapatıyor yani. Önünü de kapatıyor. Kız da bir şey yapamıyor ki. Kapatıyor tabii. İnsanlar tırsıyor ya. Görmüyor musun? Evet. Kırmızı odada bile gidip basmış. Yaptığı hareket yanlış. Barış neyin kafasına yaşıyor? Ben anlamadım şu anda. Ya biz sana değer verdiğini görüyorum. Ha ben de bak bence seviyor ama sadece şu an duygularını ne yapacağını bilmiyor anladın mı? Bir ilişkide çünkü nasıl... normal bir insan değil anladın mı? Onur gibi, Berkel gibi, Ünal gibi normal bir insan değil anladın mı? Normal değil çünkü. Normal olsaydı şu an çok farklı bir konumda olurduk biz. Çok sağ ol. Daha önce uzun ilişkisi ne kadar sürmüş? Var bir ay falan. Var mıymış? En uzun ilişkisi bir ay. Ne bileyim. Hiç sordum mu? Hakikaten merak ettim. Ben yoktur merak onun ilişkisi. Yoktur. Bilmiyorum, onunla değil. Hatırlamıyorum. Allah aşkına bunu Barış'a soralım tamam mı? En uzun ilişkisine ne kadar bak sürmüş. Rabia ile Gam bak yaptığı şeye bak. Şu an gitti resmen orada oturdu Rabiş'in karşısına bu olanları anlatıyor. Böyle bir şey var mı ya? Neden sence? Kıskandırmak için yapıyor olabilir mi? Hayır, bence kıskandırmak değil. Bu kıskandırmak mı? Hayır. Çileden çıktı şu an, bu kıskandırmak mı? Rabia senin yakın arkadaşın olarak mı görüyor? Evet. Tamam. Belki bundan dolayı... Ama hani... burada herkesin içine beni rezil mi etmesi gerekiyor şu an? Hayır, bu yanlış bir hareket. Ama hani belki işte ne yaptığını bilmiyor, anladın mı? İlişkiyi nasıl yaşayacağını bilmiyor adam. Ya ona bir öğretmen lazım. Yani eşten çok... bir öğretmen lazım. Kızım sana ben sadece şunu söylüyorum. Sen burada o kadar korudun yani. Şu an gitti oturdu orada anlatıyor. Bak oturdu orada hayır, anlatıyor. O anlatıyor. Hadi Barış'ı geç şu an. Rabia birden çıldırdı. Tuğçe geldi. Bak niye şöyle böyle deyince. Ne hani herkesin hakkında konuşuluyordu. Şu an ortada bir ilişki yok. Tabii konuşulucu. Şöyle olacak böyle olacak. Gazı veriyor. O da oradan bir şey diyor, pardon diyor hani bende kalıyordu, bende niye bunu söylemiyor, bana niye bunu söylemiyor? Bak ortada aynı. Böyle bir şey yok, ay dur. Konuşuyordu, ya bunlar bu evde yasak şeyler değil arkadaşlar, herkes birbiriyle konuşuyor, tamam, fikir alıyor. Hayır, ben konuşuyorum ya, niye konuşuyorum ben ya? Ama Ben Gamze'nin senden hoşlandığını düşünüyorum. Konuştuğumda da bunu bana zaten söyledi. Tamam mı? Ama senin aranızdaki sorunlardan dolayı zaten iletişim bozukluğunuz var. Tamam. Bundan dolayı da zaten ben şimdi seninle konuştum, ben onunla konuştum. Aranızı yapmaya çalıştım. Tamam mı? Ama siz zaten çözemiyorsunuz galiba. Kardeşim çözemediğimiz durumda ki işte bizim aramızda özel bir şey yok. Mesela sen Gamze olsan, peki sen şunu... Bak Gamze olsan bana desen ki Barış aramızda böyle bir muhabbet var. Ben kalkıp bu muhabbeti Rabia'ya taşırsam, bak Rabia olayda yok. Ben ikimiz arasındaki bir şey taşırsam zaten parçalar bile seni istesin yani. Bak desin ki Barış sen gittin bizim aramızdaki özel mevzuyu gittin anlattın oraya. Ama sen bunları yaptığın için ilişki yaşayamıyor, peki bir şey söyleyeceğim. Olabilir sen Gamze'yi mi istiyorsun kardeşim? Gamze bundan rahatsız oldu mu? Oldu. Bak, rahatsız oldu mu? Oldu kardeşim. Niye bu kızı niye zan altında bırakıyor o zaman? Niye kıskandırma çabası işte falan gibi? Allah Allah, benlik bir şey yok. Bence umurunda değil olayım. Bence umurunda değil yani. Aynen. Sen niye bu kadar takıyorsun ben onu anlamıyorum ya. Bence sen takıyorsun. Sakin ol, sakin. Bu kadar niye takıyorsun? Şimdi seninle orada bir şey paylaştık. Gelip burada herkesin içerisinde bunu anlatman ne kadar doğru size de soruyorum. Benle senin aranında olan özel bir mesele değil bu. Bizim aramızda olan özel bir mesele bu. Değil. Rabia'yı sen eğer o gün benimle kıskandıracak olsun diye geliyorsun. Bak kıskandı diyorsun, ben Rabia'yı niye kıskanayım? Gelip bana niye hiçbir şey yok o zaman burada bak, diyorsun. Bak bu Ayşe de olsa, Fatma da olsa bu aynı vereceğim bir tepkiydi. Bunun Rabia'yla ne alakası var? Sen şu an bunu yapıyorsun. Sen bu algıyı yaratmaya çalışıyorsun. Ben sana Rabia'yla ilgili bir kıskançlık olduğunu mu söyledim sana? Böyle bir şey mi ilan ettim? Her şey çok güzelken oraya uzanıp benimle bu saatten sonra muhatap oluyorsun. Rabia'nın yerine orada Sibel de olsaydı ya da Tuğçe de olsaydı aynı tepkiyi verecektim. Anladın mı? Burada o gün şurada hiçbir şey yokken, olmamışken, ben onunla bununla oturmuşum, muhabbet etmişken niye gelip benimle bu saatten sonra muhatap olma diyorsun? Bak ben sana diyorum ki burada... Kıskandın mı diyorsun? Kıskandın mı? Bak ben sana diyorum ki burada bak sen Rabiş'i kıskandın diyorsun. Bak bana Rabiş'i kıskandın diyorsun ya. Rabiş'i kıskandın diyorsun. Ama Rabiş değil, Tuğçe olsun. Tamam bak ben de sana onu söylüyorum. Kıskandın mı sonuçta yani? Rabiş olmasa Tuğçe olsun. Kıskanmadım bak. Mesele kıskanıp kıskanmamak değil. Ben sana niye kızdım biliyor musun? Bak hepinize anlatıyorum. Bu anlamıyor. Onur belki sen anlarsın. Ben ona neden kızdım biliyor musun? Onu çağırdım yanıma. O da gelip bana hani Rabiş'i kıskandığımı düşünmüş. Gelip bana diyebilirdi. Gamze sen Rabiş'i mi kıskanıyorsun benden? Neden öyle bir tepki verdin diyebilirdi. Gitmiş hani benden önce bana bunu söylemeden önce gidiyor Rabiş'e diyor ki Gamze bizi kıskanmış galiba diyor. Demek ki o öyle düşünmüş. Bak. Ay. Gidiyorum bak Gamze'ye diyorum ki bak kıskanılacak bir durum yok. Bak Rabia'ya git de konuş Gamze'yle böyle bir duruma girmiş. Ondan sonra gidiyorum Gamze'yle konuşuyorum bak onu demiyor mesela. Barış'la Gamze'nin bir durumu var. Barış Gamze'yle arasındaki bir meseleyi gidiyor Rabia'ya anlatıyor. Bu bana göre çok yanlış bir durum. Bir çiftseniz aranızda bir duygusal bağ varsa aranızda paylaşılan şeyler ortaya gelmeden, öne sunulmadan bir başka kişiye anlatmamanız lazım. Özellikle bu partnerinizin en yakın arkadaşlarından birisi ise bence çok saçma. Onur böyle bir şey yapsaydı ben çok sert bir tepki verirdim. Gamze de zaten Barış hak ettiği tepkiyi verdi diye düşünüyorum. Sen yeter ki sen kısmetse